Casper'ın mobilite arayanları hedefleyen bir dizüstü bilgisayarı şu anda elimde. Casper Nirvana F500 modeli. Bu videodaki konuğum gelin hep birlikte bir bakalım bu dizüstü bilgisayar bizlere neler sunuyor. <laughs> Ben şöyle cihazı şuraya doğru koyayım ve bu cihazın aslında ana hedef noktası, kullanıcısı hangisi sizlere onları anlatayım arkadaşlar. Şimdi Casper Nirvana F500 aslında daha çok kurumsal insanları, kurumsal kullanıcıları ve öğrencileri doğrudan tatmin edecek bir ürün olarak tasarlanmış bir dizüstü bilgisayar. Sevgili dostlar, ben öncelikle cihazın ekranından başlamak istiyorum açıkçası ama ekrana doğru geçerken sizlerden de kanalıma abone olmanızı ve sosyal medya hesaplarımı desteklemenizi rica ediyorum arkadaşlar. Sayenizde emin adımlarla daha ileriye doğru devam ediyoruz. Cihazda bulunan ekran 15.6 inç boyutunda ve bu ekran Full HD çözünürlüğü bünyesinde bulunduruyor. Ekranın parlaklık seviyesine baktığımız zaman 250 nit parlaklığında olduğunu görüyoruz ve ekran özellikle ofis dışında kullanım yapmak isteyen kullanıcılar için yani bir kapalı ortam dışında bu cihazı kullanacak kullanıcılar için mat bir malzemeyle kaplanmış. Bu da tabii ki yansımayı ve parlamaları azalttığı için sizlerin ekran parlaklığını biraz daha iyi ayarlamasına yol açıyor. Gün sonunda da cihazın pil ömrüne olumlu bir etkide bulunuyor sevgili arkadaşlar. Casper Nirvana F500'ün ekranının yanlarında bulunan çerçeveleri de oldukça ince tasarlanmış. Bu sayede bizlere daha geniş bir görüş açısı sunuyor cihaz. Biraz da şık gözüküyor. Hoşuma da gitti arkadaşlar. Bu detayı da sizlerle o yüzden paylaşmak istedim. Ve gelelim cihazın tasarımına. Tasarım tarafında premium bir hissiyat için bu dizüstü bilgisayarda özel tasarlanmış bir malzeme var ve yapısıyla da bunu çok rahat bir şekilde hissedebiliyorsunuz arkadaşlar. Bilgisayarın ağırlığı 1.7 kilogram seviyesinde ve klavye ve kasa rengi aynı tutularak premium bir havayı sizlere hissettirmeye çalışmış Casper tarafı. Yavaştan performans tarafına doğru da geçelim. Bu bilgisayar aynı zamanda özelleştirerek satın alabileceğiniz bir dizüstü bilgisayar modeli olduğu için içerisinde bulunan işlemci modellerinde de farklılıklar mevcut. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu cihazlarda kullanılan işlemci ailesi Intel'in 11. nesil Tiger Lake modeli işlemcilerinin bulunduğu aile arkadaşlar. Bir tanesinde Intel'in i3 111 5G4 modeli bulunurken önümde durmakta olan Nirvana F500'de ise i5 serisi bir işlemci bulunuyor. Bu işlemcinin kodu ise 1135G7 arkadaşlar. Cihazın içerisinde bulunan işlemcinin yanı sıra bir de tabii ki ekran kartı soruları olabilir ya da grafik işlemcisi soruları olabilir. Onunla sizlere özetleyeyim. Bu cihazda bulunan grafik işlemcisi doğrudan işlem işlemcinin içerisinde yer alıyor. Ve bu işlemci Nvidia'nın bu seviyede gördüğümüz harici ekran kartlarından bir tanesi olan MX230'a göre bir kat daha iyi bir performansı bizlerle buluşturabiliyor. Bu açıdan da yeterli olduğunu söylemek mümkün bu cihazın. Ve gelelim cihazın özelleştirerek yine satın alınabildiğini sizlere söyleyerek RAM tarafına da bir değinmek istiyorum. 4 GB ile 64 GB'lık bir RAM kapasitesine böyle büyük bir skalası var gerçekten. Bu aralıkta özelleştirerek bu cihazı satın almanız mümkün oluyor sevgili arkadaşlar ve Casper Nirvana F500'ün depolama tarafına baktığımızda burada yine özelleştirme seçeneklerini görüyoruz arkadaşlar. Burada 120 GB, 250 GB gibi birçok seçenek var. Maksimumda da 2 TB'a kadar çıkıyor. M.2 olan SSD'lerdeki okuma yazma hızı gerçekten yeterli diyebileceğim bir seviyede. Mesela şöyle örneklendireyim sizlere. M.2 SSD tarafında saniyede 1.5 GB'lık bir yazma hızına sahipken bu cihazlar 120 GB'lık bir SSD versiyonunu seçerseniz özelleştirme sekmesinde o zaman saniyede okuma hızınız 550 MB yazma hızınızda 450 MB seviyesinde oluyor sevgili arkadaşlar. Bu arada cihazın üzerinde oldukça fazla giriş çıkış bulunuyor. Bunlar da önemli detaylar sizlerle paylaşmak isterim. USB 3.2 girişi bulunuyor. USB 2.0 bulunuyor. Bir adet HDMI girişi bulunuyor ve TV kart okuyucu gibi fazlasıyla ihtiyacınız olan girişleri bünyesinde bulunduruyor. Casper Nirvana F500. Casper Nirvana F500'ün işletim sistemine baktığımızda ise Windows 11 geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Batarya tarafına baktığımızda ise bu bilgisayarda 6 ile 8 saat arasında bir batarya ömrünü bizlere sunduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şimdi pil ömrü güzel, standart kullanımdaki her şey güzel. Eyvallah tamam ama burada standart şartlardaki bir kullanımı göz önüne almanız gerektiğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada bir yoğun kullanım yaparsanız tabii ki pil ömründe de farklılıklar olumsuza doğru yani olumsuzdan kastım daha az gitmesine doğru sonuçlar doğabilir. O yüzden buradaki bahsettiğim rakamlar daha çok standart süreli kullanımlar ya da standart işler için kullanımlar için geçerli sevgili arkadaşlar. Bu arada cihazda Smart Battery isimli bir de özellik var. Bu özellik sayesinde aslında son dönemde birçok cihazda gördüğümüz pil dolarken belli bir yüzdeye geldikten sonra enerjiyi daha da azaltarak şarj etme özelliği bu cihazda da yer alıyor. Bu da tabii ki bu bilgisayarın pil ömrünün biraz daha uzun yıllar gitmesine yol açıyor. Hani bu özelliğin bulunması bence güzel. Bu özellikler sayesinde pil ömürleri uzatılmaya çalışılıyor markalar tarafından. Hani daha sık pil ömrü tükenmesinin önüne geçmeye çalışıyorlar. Bu cihazda da bunun olması güzel olmuş. Son değerlendirmeye doğru geldiğim zaman Casper Nirvana F500 için sizlere şunları söylemek istiyorum. Öğrenciler ve kurumsal hayatta çalışmakta olanlar için iyi bir alternatif olabilir. Özellikle bu cihazda bulunan yani Kaspersky'nin birçok cihazında bulunan özelleştirme seçeneğiyle bu ürünü satın alabiliyor olmanız sizler için önemli bir avantaj olabilir. Çünkü cihazın başlangıç fiyatı 9300 TL bandında. Burada özelleştirmelere bağlı olarak fiyat tabii ki artabiliyor. Ancak başlangıç anlamında 9300 TL gibi bir rakamla yine bu cihazı satın almanız mümkün oluyor arkadaşlar. Bahsettiğim kullanıcı kitlesini de tatmin edecek bir ürün olduğunu söylemek mümkün. Bu kullanıcılar biliyorsunuz daha çok internet, ödev video izleme ve bu tarz hareketlerde bulunan kullanıcılar oluyor. Genellikle bilgisayarı gerçekten bir iş amacıyla kullanan kişiler oluyor. Bu tarz insanlar için yeterli bir cihaz olabileceğini de düşünüyorum bu cihazın. Sizler ne düşünüyorsunuz arkadaşlar Casper Nivana F500 hakkında? Yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeyi lütfen imal etmeyin. Ve tabii ki kanalımdan, sosyal medya hesaplarımdan da desteklerinizi imal etmezseniz sonsuz mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşçakalın. Bay bay. Bye.